Bu arada hemen bir bilgi verelim. Küresel piyasalarda buğdayın ve mısırın fiyatlarında artış var. Biraz önce gelen habere bakıyorum. Reuters geçmiş. Chicago borsası ki dünya küresel fiyatlarını orası belirler. %6'lık bir artış meydana geldi Chicago borsasında buğday ve mısırın fiyatında. Bushel olarak alınıp satılıyor birim açısından dünyada, küresel piyasada bir bushel 25 kilo civarında. Daha önce fiyatı 5.877 idi, yaklaşık 9 dolara çıktı buğdayın bushel fiyatı. Şimdi gene aynı konudan, tahıl koridorundan devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Açıklama, bu süreçte Ukrayna'dan gemiş çıkışının olmayacağı yolunda. Rusya tahıl girişimini askıya aldı. Türkiye devreye girdi. 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırıları gerekçe gösteren Rusya, Karadeniz'deki tahıl koridorunu geçici olarak durdurdu. Bu kararını Birleşmiş Milletler ve Türkiye'deki makamlara da iletti. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bugüne kadar Ukrayna limanlarından 9,3 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, görevli Rus personelin hala İstanbul'daki müşterek koordinasyon merkezinde olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre İstanbul'da bekleyen tahıl yüklü gemilerin denetlenmesi sürüyor, ancak bu süreçte Ukrayna'dan gemi çıkışı olmayacak. Açıklamada Bakan Hulusi Akar'ın da sorunun çözümü için muhataplarıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir ifadeleri kullanıldı. Suriye'den toz geliyor. Meteoroloji Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısında bulundu. Toz taşınımı nedeniyle uzmanlar çamur yağışına karşı da uyardılar. Suriye'den gelecek göz gözü görmeyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. 9 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor ifadelerine yer verildi. Uzmanlar bu 9 ilde yağmur da beklendiğini açıkladı. Çamur yağışına karşı vatandaşları uyardı.